Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Himmet Karadağ, Türkiye'den. Yine çok kıymetli misafirlerimiz var, bilim insanları. Dünyanın farklı bölgelerinden. Efendim, Balkanlardan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mensur Nurettin Hocam misafirimiz. Yine İngiltere'den Doktor Baba Çöldiri Hocamız. Bir önceki programda birlikteydik efendim. Yine Türkiye'den çok kıymetli bilim insanı Profesör Doktor Haşim Akça hocamız bugün bir söyleşi, bir sohbet ve bu sohbetimiz, söyleşimiz Türk dünyası, tabii pandeminin etkileri ve özellikle de Makedonya'daki Türk dünyasının girişimcilik örnekleri. Efendim, Girişimcilik Kongresi, Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nin 5.'sini Makedonya'da, Ostivar'da, Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde düzenlemeye karar vermiştik. Sebebi, çok önemli bir sebebi vardı. Çünkü oradaki Türk soydaşlarımız, Türkçe eğitim yapan, Avrupa'da ve Balkanlar'da Türkçe eğitim yapan bir üniversite kurdular. Bu girişimcilik açısından, yüksek öğretimde girişimcilik, Türk dünyasında girişimcilik açısından çok önemli bir örnek. Bu bağlamda Türk dünyasında özellikle ve üniversitelerde bilhassa da girişimcilik bağlamında Mensur Nurettin Hocam'dan bu kuruluş serüvenini ve özellikle üniversitenin bir takım etkinlikleri hakkında pandemiden etkilenmesi, özellikle de pandemi sonrasında Türk dünyasında yüksek öğretimin nerelere doğru gideceği hakkında dünyadan, Türk dünyasından ve özellikle Makedonya'da Vizyon Üniversitesi örneğinden sohbet edeceğiz. Bu açıdan girişimcilik açısından fevkalade önemli. Ben misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Doktor Daba Çöldiri Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk your invitation and I hope we will talk many things for this pandemic. And thanks for all of you, especially Professor Mensur Hoca and Professor Haşim Hoca. So let's see what we can discuss. Thank you. Hocam çok teşekkür ederiz. Daba Hocam herkes tanıyor zaten. Girişimcilik Kongresi'nin şehri olarak sağ olsun. Kongremizin uluslararasılaşmasını sağladı. Dünyanın birçok ülkesinden, 20'ye yakın ülkeden 5. kongremizde. 29-30 Haziran'da kongremiz esasen Ostivar'da, Makedonya'da Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mensur Nurettin Hocam'ın başkanlığında yürütülecekti. Pandemiden dolayı online olarak gerçekleşecek. Hocamızı tanımak, birçok tanıyanlar vardı. Türk dünyası çok iyi bilir. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar herkese. Çok sağ olun, programımıza katıldınız, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz diyeceğim. Arkasından çünkü tekrar size yöneleceğiz. Ama bir de Haşim Akça hocam, hoş geldiniz. Profesör Doktor Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi'nden öğretim üyesi hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Şükürler olsun. İyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Mensur hocam. Sağ olun. Şeref verdiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Saygı bizden hocam. Efendim, çok 15 dakikalık bir program. Burada dünyadan, dünyanın pandemiden etkilenmesi, özellikle de akademiye, yüksek öğretime dair önerileri, tavsiyelerini alacağız Daba hocamın. Arkasından efendim Haşim hocam Türk dünyası ile ilgili bir kısa değerlendirme yapacaklar ve nihayet Profesör Doktor Nurettin hocam, Mensur Nurettin hocam Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak bize efendim dünyada girişimcilik örneği sergileyen özellikle Türk dünyası açısından fevkalade önemli bir örnek olay Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi hakkında bilgi verecekler. Efendim şimdi önce bir kısa tanışma. Sayın hocam, Profesör Doktor Mensur Nurettin hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Evet hocam. Öncelikle böyle bir programı hazırlamış olduğunuz için
tebrik ederim, teşekkür ederim sizi. Bu arada Doktor Daba hocamızı, Haşim hocamızı saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Hocam, bildiğiniz gibi Makedonya'da doğmuş olan, yaşayan bir Türk evladıyım. Eğitimimi ilkokul ve ortaokul, lise olarak Makedonya'da gördükten sonra lisans, yüksek lisans ve doktoramı Türkiye'de 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra tekrar Makedonya'ya döndük. Tabii ki eğitimden sonra eğitimimizin de bir sorumluluğu vardı, biliyoruz ki. Biz eğitim gördükten sonra, eğitim aldıktan sonra bunun bir hakkını vermek lazım. O hakkını verebilmemiz için tabii ki biz Makedonya'da yaşayan Türklere, Makedonya'da var olan Türkçenin mutlaka biz bunun şeyini, bir karşılığı açısından yapmamız gereken çalışmaları burada yapmayı karar verdik ve eğitimimizden sonra Makedonya'ya döndükten sonra değişik üniversitelerde eğitime devam ettikten sonra her zaman anlatmak, gururla anlatmamız gereken bir konu ki Makedonya'ya döndükten sonra 20 yıl bir hayalimizi gerçekleştirmek için onun çalışmalarına ön ayak yaptık, yani başladık ve şükürler olsun geç olsa bile, birkaç teşebbüsten sonra bile olsa Makedonya'da veya şöyle ifade edeyim, Türkiye dışında, Balkanlarda, Avrupa'da Türkçe eğitim verecek olan yüksek öğrenim açmamız gerekiyordu. Biz onun çabasını vermemiz gerekiyordu, onun bilincindeydik. Çünkü dediğimiz gibi buradan eğitimini yapmak için Türkiye'ye giden kardeşlerimiz vardı, dostlarımız vardı, arkadaşlarımız vardı. Biz de işte Türkiye'nin cazibesine kapılıp da oraya kalacak yerine eğitimlerini burada devam edebilmek için yüksek öğrenim verecek olan bir üniversiteye ihtiyacımız vardı. Ve şükürler olsun 2014 yılından itibaren Makedonya'ya döndükten sonra yapmış olduğumuz uzun süre çalışmaların sonucunda 2014 yılında Balkanlarda, hatta Türkiye dışında Avrupa'da Türkçe eğitim veren uluslararası vizyon üniversitesini açma imkanına nail olduk. Buna da şükürler olsun diyeyim. Efendim, çok teşekkür ederim. Tebrikler, tebrikler hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Haşim Hocam. Buyurun hocam. Türk dünyasında yüksek öğretim, özellikle Türk dünyasının bu açıdan değerlendirilmesini yapabilir misiniz? Bu pandemi sonrasında özellikle nasıl bir gelişme olacak? Yani geleceği, Türk dünyasında yüksek öğretim geleceği hakkında ne dersiniz? Öncelikli olarak böyle bir program için başta size, daha sonra hem Mensur hocama hem Daba hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçerisinden geçtiğimiz süreç çok olağanüstü bir süreç. Bu pandemi süreci hiç beklemediğimiz bir süreç. Tabii burada bizim şöyle bir eksikliğimiz var. Bizim eğitimde bir B planımızın olmadığını gördük biz. Hazırlıksız yakalandık. Tabii dünyanın pek çok ülkesi hazırlıksız yakalandı ama herkes kendisinden sorumlu olduğu için biz Türk dünyası olarak bir B planımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Pandemiden çıkartacağımız en önemli ders bu. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlar için devreye sokulacak bir program olması gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz, işte Türkiye'de bu süreç başlayınca üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi. Online eğitim başlatıldı 2-3 hafta sonra. Bazı üniversiteler bu işi gayet güzel bir şekilde yürüttü. Bir kısmı biraz daha böyle daha hazırlıklı olmadıkları için daha böyle başarılı olamadı diyeyim. İşte Türk dünyasına baktığımız zaman ise yine Azerbaycan'da olsun, Kazakistan'da olsun, Kırgızistan'da, bunlarda, bu ülkelerde eğitim öğretimi ara verildi. Ama Türkmenistan'la Özbekistan'da biraz daha sıkıntı var. Çünkü orada bilgi almak biraz daha zor olduğu için onlar dediler ki biz de
bu hastalık yok dediler, duyurmadılar. Onlar biraz daha işe kapalı olduğu için tam bilemiyoruz ama gerek Kazakistan olsun, gerek Kırgızistan olsun, onlar da hemen bir online eğitime geçiş yaptılar. Ama işte burada şunu da söylememiz gerekiyor. Yine ilk başta söylediğim cümleye dönecek olursak, burada biz böyle beklenmedik durumlar için özellikle ve özellikle yüksek öğretim camiası, üniversite camiası birkaç tane farklı alternatif seçenekleri her zaman için bundan sonra en azından gündeme almalıyız. Olağanüstü durumlar için ayak hemen anında uyum sağlayabilecek programları devreye sokmalıyız. Teşekkür ederiz hocam. Tabi hocam, dünyadaki genel duruma bakılırsa akademiya, yani akademisyenler, üniversiteler ne ders çıkaracak? Daha doğrusu stratejik bir üstünlük sağlayabilmek bakımından öneriniz nedir? Yani üniversitelere, üniversite yöneten rektörlere ve akademisyenlere bu pandemi sonrasında ne yapmalıyız? What about? Thank you, hocam. I think that is really very interesting question. I will mix, probably I will talk mix Turkish and English. So, öncelikle bugün bir uçak kaza oldu Pakistan'da. Duymuşsunuz herhalde. 100 kusur insan olmuş. Bunu örnek niye vermek istedim baştan? Böyle bir ani durumlar oluyor dünyada. Böyle şeyler oluyor. Onlar bir normaldir. Bir kaza olabilir, bir şey olabilir ama bunun için çok uzuntudayız. Çok insan aynı uçakta bir, you know, kayboldu. Fakat böyle kazalar dünyada her yerde oluyor. Hastalarda da çok insan olmuş oluyor. Fakat böyle bir pandemi çok mağdur ve bunu dünyanın alt üstü yaptı. Herkesi gördünüz. Gördüğünüz gibi ve söylediğiniz gibi bizim Hasim Hoza'nın bu, you know, hazır olmamadığını rağmen yakaladı. Bunun için bunun bir değişik bir mane getiriyor. Bu getirmek için biz aslında ne yapmamız gerekiyor dünya üzerinde çalıştığı zaman? Dünyada post pandemic, if we think about the post pandemic, I think we are actually learning a lot of things. The one important thing is to uses of technology, how we can use our technology. The last 10-15 years, we all are talking about the technology that actually taking over the whole world. But I think now we understood that actually we are depends on technology. The example of this meeting, today we are doing from three countries, Turkish, Macedonia or UK or whatever it is, that is actually the part of the technologic invention, like in technology taking to everything from our hand. Now we have to think about how we can actually managing this technology and how much we can actually using this technology for our own benefit, especially the country to country. Now as we understood, like this pandemic actually not only one country, it is actually affected everywhere. Actually, it is a global arena, global problem. So I think our conference, especially our ME conference also is very important for this, you know, between this pandemic times, that how we can see our young people, especially for entrepreneurship or entrepreneur could do something, how they can actually develop their new business, how they can actually, you know, do their marketing, selling their product, doing their services. So the thing is actually to see the both side of the world at the moment. One is actually the bad side of the world and the good side of the world. However, I think my personal understanding, people will be more or less will be thinking the localization, because they want to see probably to helping each other in locally in terms of in the economic development, especially a small economy or a small countries like I'm talking about the probably African countries and Asian some countries could be interesting for this type of pandemic, because
the people are not using too much technology. They could learn technology, they could involve technology, and the government, NGO, private sector, public sector could benefit from this pandemic to understand how the technology could be useful. On the other hand, also we have to think about the how we can actually sustain our economy. So if we look at the many countries, like if you look at the UK, USA, I've been talking the Canada, Australia, I'm saying like in the big economy of developed country, they are actually going to be a very much in the crisis or in recession. But mm-hmm. the small economy, those are, I'm talking about the developing countries, they will not be actually affected that much. So in Turkey, actually between not a small, not big, they are actually the middle economy, means actually, you know, emerging economy. And they are actually think about how they can surviving as a whole country. So this pandemic, I think, is making the lot of difference direction from education, from business people, from, you know, investor, from different sector. But I think the booming sector will be agriculture, especially farming. So those country in this pandemic are actually sustainable is only the farming country. Like in those people are actually can produce their own product rather than depends on somebody else. So this will be, I think, one of the lessons we are learning. And if we compare with the world or worldwide, different one country to another country, I think Turkey is the best position to make this crisis be a safe side, because Turkey is actually a farming country. They have obviously a lot of farming, and especially like in agriculture sector is very strong. The people are especially love to producing agriculture. And I'm sure Professor Mansur will discuss probably Macedonia or how these Eastern European countries are actually involved to develop some kind of this type of pandemic, especially for agriculture sector. So in compare with the whole world, I think we are all still not in the final situation that what we are going to do, because it need to be a lot of issues to be discussed. And I think this discussion for today is very important, because we want to see what we didn't see, what we are seeing, and what we will not see in future. So I think that is the something that we have to think about. So thank you. And I hope Turkey will not be too much worry about this pandemic. Because Türkiye her zaman çok krizler gördü ve bu kriz çok büyük bir kriz değil aslında. Çünkü baktığı zaman bu kriz dünya her tarafta olduğu için Türkiye için büyük bir şey değil. Türkiye birkaç yıl önce de kriz vardı. Herkes biliyorsunuz dolar, pound, Türk lirası gerçekten çok berbat. Ben bazen çok iyi hatırlıyorum. Benim öğrenci zamanında da Türkiye'de krizler geliyordu. Fakat 4-5 ay sonra insan hiçbir şey olmamış gibi ayakta duruyordu. So bu şu andaki pandemik bence çok büyük bir pandemik değil. Tabii buradaki bir üzüntü odur. Kayıplık oluyor. İnsan bizden gidiyor. Bizim sevdiği insanlar bizi bırakıp gidiyor. O bir üzüntü. Ama onun hariç bu pandemik aslında biz evde oturup her şeyi yapıyoruz. Ders yapıyoruz, insan işler yapıyor. Bu şeyde tabii ki ekonomi biraz düşecek. Ama bunu tabii ki bounce back diye geçiyor. Bir yıl, bir buçuk yıl içinde dönebilir ve dönecek. Bundan umarım. Thank you so much for your information. It's very good information. Şimdi çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Teşekkür ederiz. Özellikle Türkiye'nin dinamik bir ülke olması, gelişmiş ülkelere göre, Amerika, Avrupa ülkelerine göre krizi daha kolay atlatabildiği, güçlü bir altyapıya sahip olduğu, krizi yönetebildiği noktasında. Efendim, Türk dünyası bu anlamda özellikle kriz sonrasında
hangi avantajlara sahip olacak? Daha doğrusu bu krizlerden güçlü çıkmak, kriz sonrasında yeni dönemde işte acaba nasıl bir şekillenme olacak? Tabii kurumlar, ülkeler bir bu döneme uyum sağlama noktasında bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu dönüşümde Türkiye'nin ve Türk dünyasının, özellikle de tabii Makedonya'nın, Makedonya'daki Türk kardeşlerimizin ve tabii ki Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin daha da uluslararasılaşıp daha da ileri noktalara gideceği kanaatinde, beklentisinde, ümidiyle rektör yardımcısı Sayın Mensur Nurettin Hocama özellikle Vizyon Üniversitesi hakkında, Vizyon Üniversitesi'nin geleceği hakkında bizi bilgilendirirseniz çok memnun olurum Sayın Hocam. Buyurun hocam. Tekrar teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii ki bulunduğumuz bu seküler sıkıntıdan dolayı ister istemez bazı değişikliklere gitmek mecburiyetinde kaldık. Yani Daba Hocamızın da ifade ettiği gibi, Haşim Hocamızın da özellikle ifade ettiği gibi Orta Asya bölgelerindeki bu etkileşim söz konusu olduğunda, ben de kısaca böyle bu pandemi veya koronavirüsün bize olan etkileri nedir? Eğitimde bazı etkilerden kısaca bahsetmek istiyorum özellikle. İşte burada Makedonya'da bu umumi belayı diye ifade etmeye çalıştığımız nokta 11 Mart'tan itibaren yasaklar başladı. Eğitime ara verilmek mecburiyetinde kalındı. Ve çok ilginç, yani çok hızlı bir şekilde kararlar alınmaya başladı. Yani 11 Mart'ta karar çıktı buradaki hükümetten ve bütün eğitim kurumlarının kapatılması gerektiğine dair biz de 11 Mart'tan itibaren mecburen kurumumuzu, yani üniversitemizi kapatmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizi de serbest bırakmak zorunda kaldık. Ama biz bir şeyden bahsetmek istiyorum övünerek. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen, yani 5-6 yıllık, 6. yılımız olan bir üniversite olmasına rağmen bu krizi biz çok hızlı bir şekilde atlatmaya çalıştık. 11 Mart'ta böyle bir karar geldi. Hemen biz bir hafta sadece eğitimimize ara verdik. Bir hafta eğitime ara verdikten sonra bir hafta sonra bunun online olarak eğitim yapmamız için altyapısını hazırladık. Ve bir hafta sonra öğrencilerimizi derslerden mahrum kalmaması için bir hafta sonra biz online eğitimimize başlamış olduk. Yani böylece sadece bir haftalık bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Ondan sonra eğitimimizi online olarak devam ettik. Bu niye söylemeye çalışıyorum? Buradaki özellikle Makedonya'daki birçok üniversiteye ön ayak olduk. Yani örnek bir model olarak olduk. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen sağ olsun başta rektörümüz olmak üzere ve bütün eğitim birimleriyle, bütün hocalarımızla birlikte, özellikle bu IT bölümünde çalışan hocalarımızla birlikte biz bunun altyapısını hazırladık ve online olarak eğitimimizi bugüne kadar hiç ara vermeden devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Şu anda tabii ki ister istemez biz alınan kararlara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz daha çok burada Makedonya'daki Eğitim Bakanlığı'nın getirmiş olduğu kararlar doğrultusunda biz hareket etmek zorundayız. Ve biz bu kararları takip ederek hatta bunu hazırladıktan sonra, bunun zeminini oluşturduktan sonra buradaki açık söylemek gerekirse Eğitim Bakanlığı'na da bir model olduk kendilerine. Eğitim Bakanlığı da bundan sonra bütün üniversitelerin online olarak eğitime devam etme kararı ortaya çıkmış oldu. Şu anda yaptığımız hazırlıklar içerisinde tabii ki sınav sürecimiz vardı. 1 Haziran'dan itibaren Allah kısmet ederse biz sınavlara başlayacağız. Onun da zeminini oluşturmuş olduk. İnşallah kazasız belasız en iyi bir şekilde sınavlarımızı da online olarak yapmaya gayret edeceğiz. Özellikle ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan üniversitemiz konusunda bahsederken, tabii ki buradaki Türk dünyasından bahsetmek gerekirse hocamız, Makedonya biliyorsunuz küçük bir ülke, 2 milyon civarında bir ülkedir. Bu 2 milyon içerisinde resmi kayıtlara göre Türklerin nüfusu az gibi görünüyor. Yani %4 civarında görünüyor.
Fakat gayri resmi olarak, çünkü maalesef 91 yılından bu yana Makedonya'da sayım yapılamıyor. Değişik nedenlerden dolayı. Yani siyasi şu bu falan derken değişik nedenlerden dolayı yapılamıyor veya yaptırılmıyor. Yani bir farklı şeyleri olabilir. Ve biz maalesef kendi yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda Türklerin Makedonya'da ki nüfusu yaklaşık %8, %10 civarında olduğu düşünüyoruz ve öyle tahmin ediyoruz, biliyoruz. Ama resmi olarak maalesef ortaya çıkmıyor. Diğer taraftan burada yaşayan farklı milletler olmasına rağmen çok milletlerin yaşadığı bir ülke, küçük bir ülke ama işte Makedonya'nın bir anlamı, sözlük anlamı da milletler salatası olarak ifade ediliyor. Gerçekten çok farklı milletlerden oluşan bir ülke burası, biliyorsunuz. Bundan dolayı işte baktığımızda Müslüman nüfusuna geldiğinde %45-%50 civarında Müslümanların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Onun dışında tabii ki Türk nüfusuna baktığımızda ve gelenek olarak veya bu şeyden bahsederken, bu pandemiden bahsederken hocam, buradaki tabii ki alınan tedbirler her ülkede alındığı gibi burada da alınıyor. Burada da mesela olağanüstü hal ilan edildi. Sokağa çıkma yasakları belli saatlerde izin veriliyor. Hatta ve hatta uzun dönem biz mesela ibadetlerimizi de gerektiği gibi tam olarak yapamıyorduk. Yani Türkiye'de alınan yasakların belki burada biraz daha çoğu da alınıyor. Ama son dönemlerde bir normalleşmeye doğru gidildiğini görülüyor. Bir normalleşme şekli görülüyor. Özellikle ifade etmek gerekiyor ki son iki cuma namazlarımızı biz artık camilerimizde tedbirleri alarak, sosyal mesafeyi sağlayarak, maskeleri takarak, kendi seccadelerimizi alarak hamdolsun ki ibadetlerimizde, camilerimizde yapmaya başladık. Ve son olarak inşallah bayram namazımızı da büyük ihtimal inşallah camilerde kılacağız. Anlaşılıyor hocam. Evet, inşallah. Onun dışında hocam tabii ki bu hocam, üniversite hakkında size zahmet. Üniversitede kaç fakülte var? Yüksek lisans doktora programları var mı? Evet. Türkiye'den öğrencilerimize tavsiyeniz nedir? Sizin üniversiteyi neden tercih etsinler? Uluslararası Vizyon Üniversitesi dediğimiz gibi Makedonya'da, hatta Balkanlar'da, hatta Türkiye dışında Avrupa'da Türkçe eğitim veren tek ve yegane üniversite. Onun dışında başka hocam üniversitelerde yok yani. Diğer üniversiteler Türkçe eğitim vermeye çalışıyor da, ama bizim Bakanlar Kurulu'yla karar getirilmiş, izin verilmiş, Türkçe eğitim verilmesine izin verilmiş bir üniversite. Diğer taraftan üniversitemizin de bir sloganı vardır. O nedir? Vizyonla bir asra atılan imza. Bunun da bir manası vardır, bir stratejik manası vardır tabii ki. Biz bunu ifade her yerde ifade edemiyoruz ama bizim milli duygularımızı, mutlaka inanç duygularımızı ifade etmek mecburiyetindeyiz. İşte biliyorsunuz tarihte Osmanlı'nın Balkanlardan çekiliş yılı 1910. Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin kuruluş yılı da 2010. 100 yıl sonra demek, diyorsunuz. Biz yolda, Balkanlara tekrar tekrar Türkçemizi kazandırdık ve Türkçemizi, yani yüksek öğretim seviyesinde kazandırmış olduk ve bu gerçekten gurur verici bir olaydı. Özellikle hatta ve hatta Balkanlar'da ve Avrupa'da önemli bir model, bir örnek olarak Türkçe eğitim veren bir üniversiteyiz. Üniversitemiz 2014 yılında kurulduktan sonra tabii ki her üniversitenin başlangıcında kendi sıkıntıları vardı. Ama biz Allah'a şükür Makedonya'da, Balkanlar'da olmamıza rağmen üniversitemizi, her ne kadar 6 yıllık bir üniversite olmasına rağmen, kat etmiş olduğumuz mesafe yaklaşık 20 yıllık bir üniversite gibi yapılan çalışmaları biz yaptık şimdiye kadar, şükürler olsun. Üniversitemizde birçok kongreyi gerçekleştirdik, değişik konferansları gerçekleştirdik. Hatta ve hatta 30'u aşkın üniversitelerle işbirliği protokolü imzalamış olduk. Ve biz bu aşamada gerçekten çok büyük bir şey kat etmiş olduk. Bir yol kat etmiş olduk. Üniversitemiz 5 fakülteden ibarettir. Birincisi hukuk fakültesi, mimarlık fakültesi, iktisat, bilişim ve sosyal bilimler dahilinde
psikoloji fakültemiz vardı. Bunlar hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde, hatta ve hatta psikolojide doktoramız da var. Diğer taraftan çok yol kat ettik diye ifade ediyoruz. Şunu da eklemek mecburiyetindeyiz. Makedonya şu anda Avrupa Birliği'ne dahil olması için yeni yeni müzakereleri aldı, başladı. Geçenlerde NATO üyesi oldu. Yani Makedonya Balkanlarda Avrupa Birliği'ne dahil olan bir ülke değil. Ama tahminli olarak söyleniyor ki 2024-25'lerde gibi Avrupa Birliği'ne dahil olacak bir ülke olabileceği tahmin ediliyor. Bu ne demektir? Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Türkçe eğitim veren bir üniversite, Avrupa Birliği sınırları dahil, içerisinde dahil olacak olan bir üniversite olarak da mutlaka vurgu yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan hocam, çok yol kat ettik diye bahsediyoruz. Bir haberi daha vermek istiyorum özellikle. Yani Makedonya Avrupa Birliği'ne girmedi hala ama biz üniversite olarak Avrupa Birliği'ne girdik. Bunu da bu yıldan itibaren Viyana, Avusturya'da, Viyana'da bir şubemizi açtık ve bu yıl Allah'a şükürler olsun orada psikolojik bölümünde eğitimimize başladık. Yani Viyana'da şu anda eğitim veriyorsunuz. Evet, Türkçe eğitim vermeye başladık. Öyle mi hocam? Türkçe eğitim veriyorsunuz. Ne güzel. Çok yol kat ettik, çok kongreler yaptık ve tabii ki ilan etmemiz gereken işte 29-30 Haziran'da işte girişimcilik kongresini online olarak Gostivar'da, yani Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde yapacağımızı da ilan etmemiz gerekiyor. Onu da bildirmemiz gerekiyor. Sorunuz içerisinde bir öğrencilerimize ne söyleyebilirsiniz, gençlere ne söyleyebiliriz diye. Tabii ki Türkçe eğitim ve Balkanlarda eğitim yapmak, Avrupa'da eğitim yapmak isteyen kardeşlerimiz, dostlarımız varsa üniversitemize gelebilir, üniversitemizi ziyaret edebilir, üniversitemizi görebilirler. Gördükten sonra tabii ki kararlarını kendileri vermeleri gerekir. Onun dışında bizim sistemimize başvurabilir. Yapmış olduğumuz çalışmaları biz hep yayınlıyoruz, ilan ediyoruz ve bunlardan hareket ederek tabii ki alınması gereken çok bilgiler vardır. Oradan faydalanabilirler. Hatta telefonlarımıza direkt olarak başvurabilirler. Üniversite hakkında öğrenmek istedikleri ne varsa biz her zaman cevap vermeye hazırız ve kardeşlerimizi, öğrencilerimizi Makedonya'da, Avrupa'da eğitim yapmaya davet ediyoruz. Hocam çok güzel. Şimdi Himet Hoca nereye gitti? Hocam buyurun. Zaba Hocam buyurun. Gerçekten dediğine göre bizim obviously biz patron olarak düşünürse Nuruddin Hoca bize aslında her şey baştan olmak üzere böyle bir fırsat biz kaybetmesi lazım. Ve dediğiniz gibi Balkanlarda böyle bir fırsat olduğu için ve bize bir fırsat verdiyse EMI Kongre için çok teşekkür ederim. I think this conference also making that bridging between Turkey and Macedonia and the rest of the world. So I do believe that 29 and 30 of June, I think June, yeah, it will be actually creating the huge network. So I want to invite all young people, especially young scholar, to join this conference. And this is the actually interesting time because people can sit down in home and do the conference by online. So their paper will be published. We want to see as many as possible for this conference. So thank you very much, Himet Hoca, and especially all of our team members. We want to thanks to especially the Vizyon University, because I think that is actually we are unlucky not to see the university in physically, but I think it is the opportunity for us to see a varieties of contribution from different countries. So thank you for contribution from now that you are actually giving us big opportunity. So thank you, Mansoor Hoca, again, and hoping to see you in physically somewhere
in future. Thank you. En kısa zamanda görüşmek üzere inşallah. Haşim Hocam, bir temenniniz, bir görüş öneriniz var mı hocam? Son olarak belirtmek istediğiniz var mı Sayın Hocam? Mensur Hocam, Daba Hocam, her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kısaca ekleyeceğim şöyle birkaç bir şey var. Bir iki cümleyle anlatayım. Şimdi, hocam. Bu sürecin sonunda ne olacak? Türkiye ve Türk dünyası, Türk Cumhuriyetleri eğitim alanında biraz daha fazla ilişkilerini yoğunlaştırmaları gerekiyor. Özellikle küreselleşmenin tartışıldığı, uluslararası birliklerin sorgulanmaya başladığı bu dönemde Türk dünyası öncelikli olarak kendi içerisinde böyle bir işbirliğini geliştirme konusunda adımlar atması gerekiyor. Hele hele şu an uygulamaya başladığımız bu online eğitim sistemi bu işbirliğinin geliştirilmesinde daha böyle işbirliğini hızlandırıcı bir etkide yaratabilecektir. Bu olana değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Mensur Hocam'a verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Allah güç kuvvet versin. Daba Hocam, size de saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz haklarınız için. Hümet Hocam, size de böyle bir imkanı tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Mensur Hocam, şunu açıklıkla söyleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye'den, özellikle Türkiye'den, dünyanın her tarafından Vizyon Üniversitesi'nde Avrupa standartının üzerinde eğitim yapılabileceğini aileler, veliler ve özellikle öğrencilerimizin bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Kongremizin de beşincisinin orada sizin üniversitenizde ev sahibinde yapılmış olması, yapılacak olması çok onur vericiydi. Çok heyecanlandı Türkiye'deki akademisyen arkadaşlarımız. Şartlar müsaade etmedi ama yine ev sahipliğini yapıyorsun. Ve bu vesileyle bir araya geldik. Çok teşekkür ederiz hocam. Belirtmek istediğiniz bir husus var mı? Biz buradan Makedonya'ya selam ediyoruz Haşim Hocam'la. Tabii İngiltere'ye, Daba Hocam'a saygılar sunuyoruz. Hocam, belirtmek istediğiniz son husus ne varsa kapanışı siz yaparsınız hocam. Evet hocam. Ben de Daba Hocam'ıza tanıştığıma memnun oldum. Haşim Hocam'ıza zaten tanışıyorduk daha önce. Tekrar birlikte olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin. Öncelikle Himmet Hocamız, sizin böyle bir istişare online olarak istişare konferansı diyelim hazırladığınız için sizin ekibinize, özellikle oğlunuza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Dediğiniz gibi Makedonya'da işte kaliteli bir eğitim almak isterseler bütün kardeşlerimizi Türkçe eğitim yapması açısından Makedonya'ya bekliyoruz. Makedonya bizim ülkemiz, hepimizin ülkesidir. Ecdadımızın toprakları buradadır. Biz ecdadımızın topraklarına mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki sahip çıkacağımız sadece biz güçle, farklı şeylerle, savaşla değil, biz eğitimle sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim en iyi gücümüz eğitim olması lazım. İyi bir eğitim alırsak biz hem milletimizi, hem toplumumuzu, hem topraklarımıza sahip çıkmamıza neden olacağını önemli bir güç olarak düşünerek, biz bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiğimiz için, eğitimin ne demek olduğunu çok iyi bildiğimiz için ve bu eğitimi nasıl kazandığımızı bildiğimiz için gerçekten eğitimimize çok 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 önem veriyoruz ve gerçekten gururla söylemek istiyorum ki iyi bir eğitim almak isteyen herkes davetlidir, üniversitemize bekliyoruz inşallah. Tekrar hocalarımıza, Haşim Hocamıza, Daba Hocamıza, Himmet Hocamız, size de ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Bütün dostlara Makedonya'dan kucak dolu selam. Hocam çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel. Çok güzel. Thank you. Tabii tüm insanlık için, Türk dünyası için, Vizyon Üniversitesi için geleceğin daha güzel olacağını, Daba Hocam'ın açıklamalarında olduğu gibi Türkiye bu süreçten çok daha güçlü çıkacak. Sağ olsunlar, gelişmiş ülkelere göre. Özellikle üniversitelerimiz, Türk Dünyası Üniversitesi, Vizyon Üniversitesi dinamik yapısıyla yüksek öğretimde güzel konulara iyi, güzel imzalar atacak. İnşallah hayırlı olacak geleceğimiz. Ümitliyiz. Teşekkür ederiz. Daba Hocam, selamlar.
Mensur Hocam, Fadır Hocamız, Zekter Hocamız başta olmak üzere soydaşlarımıza, tüm Makedonya'ya selam ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.